Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul'daki yeni kalesini hizmete açtı. Terörle mücadelenin yanı sıra Ayasofya tartışmaları da gündemindeydi. Üzerinden asırlar geçmesine rağmen İstanbul'un Türk milleti ve Müslümanların elinde olmasını hala kabul edemediler. Sözleriyle tepkisini dile getirdi. Terör örgütü mensupları artık biliyorlar ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. Söylemesi kolay ama icra etmesi zordur dedi. Türkiye'nin çıkarı neredeyse, MİT artık orada mesajı verdi. FETÖ'cü hainlerin İstanbul'da gizlenme hayallerinin boşa çıkartılmasında da teşkilatımız önemli başarılara imza atmıştır. PKK lider kadrosu adeta hareket edemez hale getirilmiştir. Ankara'daki ana karargahın ardından ikinci kalesine kavuştu Milli İstihbarat Teşkilatı. İstanbul Bölge Başkanlığı'nın Maslak'taki yeni binasını Cumhurbaşkanı hizmete açtı. Teşkilatımıza hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. İstanbul'un önemini anlatırken sözü Ayasofya'ya getirdiği çatlak seslere tepki gösterdi. Hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. İstanbul milletimizin göz bebeği olduğu kadar bizim de en büyük aşkımız ve sevdamızdır, bu böyle bilinmeli. Cumhurbaşkanı yeni dünya düzeninde güvenilir istihbarata sahip olmanın önemini de vurguladı. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet, istihbaratı olmayan bir millet yok olmaya mahkumdur. Erdoğan tören sonrası Huber Köşkü'ne geçerken Tarabya'daki minibüsçülerle de sohbet etti.